Araşmada Mesudiye tekkesi, erenler toplanmış Enel Hak Dey, vuruçlar edek gayrık yetti dey. Pirim baba İlyas Şahımız Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Pirim baba İlyas Şahımız Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Malya Ovası'nda 6000 derviş, sağ cenah Hacı Badın, sol yan Menteş. Felek onlardan yana ne de kardeş. Pirim baba Şahımız Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Pirim baba İlyas Şahımız Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Abdal böyle sizlere niyaz eder, ayna dola yoldan dönmez can gider. Hacı Bektaş Veli sır olur gider. Pirim baba İlyas Şahı Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Pirim baba İlyas Şahımız Ali, dost Ali, yar Ali, can Ali. Bu benim eserimdi. Hacı Bektaş üzerine yazmıştım bunu. Bugün annemin de ölüm yıl dönümü. Onun üzerinden Hacı Bektaş'ı Veli ile Baba İlyas'la annemle ve Cemal Süreyya ile birleştirip sundum sizlere. Ağzına sağlık. Harika diyorsun, olmuş. Anneciğim. Bu arada Bahtişen Mertürk gönderdiği mesajda Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in yaş günü bugün. Oo, onu ve kaybettiğimiz tüm evlatlarımızı da anar mısınız? Elbette ki anarız. O güzel çocuğumuz Oğuz Arda. Ben de bir şey söyleyeyim. Yani
incitme, incinme diyor ya Hacı Bektaş, incitme. Sen de incitme. Bu sözün en güzel hayatımda temsilcisi olan bir arkadaşım vardı benim. Bir kişiyi bile incittiğini ben görmedim onun, biliyor musunuz? Ama onu 25 yıl önce dün 8 Ocak günü ne yazık ki gözaltında incitmek bir kenara katlettiler. Metin Göktepe. Arkadaşlar bir metini yarın çalışan gazeteciler gününde anacaktım ama bugün de verebiliriz. Bir Metin yani, Göktepe fotoğrafını hazırlayabilirsek lütfen, verelim. Benim tanımaktan büyük bir onur duyduğum, hayatta gördüğüm en sevgi dolu, yani üç insan say desem bana biri Metin Göktepe'ydi. Özellikle öldürmüşler o zaman. Yani güzeli seçip sevmiyorlar. Özellikle yapmışlar bu işi demek. Evet. Sevgili Metin'in şu yeryüzünde en kolay katledilecek insandır. Çünkü kimseye serçe parmağını kaldırmaz bu çocuk ya. Pırıl pırıl, tertemiz. Dünyalar güzeli bir dost, bir insan canım benim. İşte bu. O elindeki fotoğraf makinesini de Gerçek Dergisi'nde çalıştığı zamanlarda, o fotoğraf makinesi çok değerliydi onun için. Ben oğlum Ali Ozan'ı getirmiştim Sultanahmet'te, işte derginin yerine masada. Ozan onu düşürmüştü ya masaya. Çıt diye bir ses gelmişti. Ki yani canıydı onun. Ben aman oğlum ne yapıyorsun ki, biliyorum fotoğraf makinesine nasıl zor sahip oldum. Bana ne dedi biliyor musun? Sunay diyor, ne yapıyorsun? Çocuk o. Sana sağ olsun. Çocuk o ya. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Metin'e saygıyla diyoruz. Metin Göktepe gerçekten çok... Bu gazeteci yeleğinin içerisinde çok büyük bir yüreği vardı. Ben de bu yelekten, bu gazeteci yeleği bize ben de almıştım. Bir gün memlekete gidince babam dedi, ya dedi senden dedi hiçbir şey istemedim. Şu yeleğini bana ver demişti. Yeleğim babamdadır. Şurada iki cebi vardır. Hesaplarını yapar böyle, defterlerini buraya koyar. Onun için burada da vardır. Gazetecinin diyor yeleği diyor çok kıymetlidir diyerek öyle bir istekte bulunmuştu. Serhan Bey...